Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaraylılar tarafından hasretle beklenen ve Aksaray'ın 2050 yılına kadar sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan içme suyu projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 110 milyonluk yatırımın kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte Aksaray'ın içme suları deniz suyunu bile arıtacak son teknoloji sistemlerle birlikte evlerin çeşmesinden akacak. Aksaray'ın içme suyunun kaliteli, sağlıklı ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla inşa edilen dev projenin birinci etabında Bağlıköy mevkiinden başlayıp merkeze doğru devam eden binlik çelik borularla yapılan isale hattı şehir merkezine ulaştı. Diğer etaplarla senkron olan isale hattı işi büyük oranda tamamlandı. Aksaray için devrim niteliğinde olan 110 milyon liralık içme suyu projesiyle musluklardan damacana suyu kalitesinde su akacak. Kurulacak ultrafiltrasyon ters ozmoz sistemiyle çalışacak tesis, deniz suyunu bile arıtabilecek teknolojiyle inşa ediliyor. Projede bağlantılar yapılırken su kesintilerinin minimuma indirilmesi adına da çalışmalar devam ediyor. Aksaray Belediyesi çok uzun süreler su kesintisi yapılması gereken projede tüm bu kesintileri minimize etmek adına suyun basılacağı yeni terfi merkezi, yeni filtre binası ve geçici yeni depo çalışmalarına başladı. Yapılacak olan bu tesisler yürüyen büyük projenin hızını arttırmak ve Aksaray halkını su kesintilerinden korumak adına yapılacak olup mevcut sistemlerde korunmakta. Barajdan gelen suyun kalitesi arttırılmakta ve doğacak tüm problemleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar da yapılmakta. Mevcut suyun kalitesi yapılan bu çalışmalarla %50 oranında arttırılmıştır. Suyun kalitesi ve sağlık değerleri Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından takip edilmekte. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın göreve gelmesiyle Aksaray'ın çok uzun yıllardır çözüm bekleyen su sorununda devrim niteliğindeki sağlıklı su projesinin yıl sonu itibariyle tamamlanması ve Aksaray halkına yüksek kalitede su verilmesi planlanmakta. Aksaray Belediyesi şehir mezarlıklarında yaptığı çalışmalar ve vatandaşların cenaze işlemlerinde örnek hizmetler sergilemeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi'ne bağlı ekipler Kurban Bayramı öncesi Ervah Kabristanlığı başta olmak üzere şehir mezarlıklarında bakım, onarım ve temizlik çalışmaları başlattı. Her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşların dini bayramlarını sorunsuz bir şekilde geçirmesi için çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklarına şehir mezarlıklarından başladı. Belediyeye bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi ve ilk günü yapılacak kabristan ziyaretleri nedeniyle mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı. Belli periyotlarla sürdürülen temizlik çalışması Ervah Kabristanlığı'nda başlarken Küçük Bölcek Mahallesi'nde bulunan çocuk mezarlığı da genel bir temizlikten geçti. Düzenlemeler çerçevesinde mezarlıktaki kurumuş otlar ve ağaçlar budanıyor, mezarlık içerisindeki yolların bakım ve onarımı yapılarak bordürler boyanıyor, çeşmeler yenileniyor, tüm mezarların temizliği yapılıyor. Aksaray Belediyesi cenaze hizmetleri kapsamında cenaze yıkama, cenaze nakli, cenaze evlerine izzet ve ikramla taziye çadırı hizmetinin yanı sıra mezarlıklarda temizlik, bakım, onarım ve düzenlemeler yaparak her alanda olduğu gibi cenaze hizmetlerinde de örnek olmaya devam ediyor. Aksaray Belediyesi şehir içi trafikte ulaşıma rahatlık kazandıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Sürücülerin trafik ışıklarını uzaktan daha rahat görmesini sağlayan LED'li sinyalizasyon sistemi ilk olarak Büyük Bölcek Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda hayata geçti. Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Aksaray'da şehir içi trafiğe ilişkin yeni düzenleme ve uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi'nin şehir içi trafiği daha düzenli hale getirme uygulamalarından yeni bir tanesi ise trafik ışıklarında sinyalizasyon sisteminin LED ışıklı hale getirilmesi. TAK adı verilen sinyalizasyon sistemi ilk olarak Büyük Bölcek Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda uygulandı. 6 metre yükseklikte LED ışıkla donatılan ve sinyalizasyonun durumuna göre renk değiştiren TAK sistemi, sürücülerin görüşü açısından eski trafik ışıklarına kıyasla uzaktan daha rahat görülüyor. Test aşamasındaki TAK sisteminin olumlu tepkiler alınırsa Aksaray genelinde uygulanacağı kaydedildi.
Aksaray Belediyesi toplu taşımada ulaşımın daha rahat sağlanması adına ihtiyaç duyulan noktalarda yeni otobüs durakları yerleştirdi. Ayrıca aynı zamanda merkez ve mahallelerde bulunan otobüs duraklarını A'dan Z'ye yeniledi. Aksaray Belediyesi şehir genelinde durak bakım, onarım ve güncelleme çalışması yaptı. Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri talepler doğrultusunda Kılıçarslan, Hacılar Harmanı, Nakkaş ve Şanlı mahallelerinde toplu taşıma güzergahlarında gerekli noktalara yeni durak montaj işlemleri gerçekleştirdi. Ekipler aynı zamanda kent genelinde bulunan otobüs duraklarını A'dan Z'ye bakımdan geçiriyor. Ulaşım hizmetleri hummalı bir şekilde merkez ve mahallelerde 141 kapalı durak ve 663 durak levhasının bulunduğu toplu taşıma güzergahında geçtiğimiz günlerde başlattıkları duraklara bakım, onarım, temizlik çalışmalarını önümüzdeki günlerde de yoğun bir şekilde sürdürecek. Belediyenin sorumluluğunda olan şehir içi yollarda trafik düzen ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kavşaklarda sinyalizasyon çalışması, trafik tanzim ikaz levhalarının yerlerini belirleme, montaj bakım ve onarım, araç ve yaya trafiğini düzenlemek amacıyla yol çizgi boyama, yaya geçitlerinin yerlerini tespit ederek yatay düşey işaretleme ve otopark çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor. Doğru ve gerçek haberin adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de. Haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.